Washington'daki Howard Tiyatrosu yeniden doğdu. 1910 yılında siyah sanatçı ve müzikseverler için inşa edilen tiyatro şimdi yeniden müzik sesiyle dolup taşıyor. Howard siyahların tarihinin büyük bir parçası. Washington doğumlu müzisyen Duke Ellington 1930'lu yıllarda Howard Tiyatrosu'na damgasını vurmuştu. Diana Ross ve The Supremes sahne alan ünlülerden bazıları. Grammy ödüllü şarkıcı Marvin Gaye burada keşfedilmişti. Smokey Robinson Howard'da ilk sahneye çıktığında henüz ergenlik çağındaydı. Bu yüzden Robinson tiyatronun yeniden açılışına katılanlar arasındaydı. Ben bu tiyatroda büyüdüm. Motown şarkıcıları burada sahne alırdı. Howard'da çok eğlenceli günler geçirdik. Yeniden açıldığı için çok sevinçliyim. Broadway şarkıcısı ve aktris Leslie Uggams da törene katılanlardan. Bu tür sahnelerde çok iyi performans göstermeniz gerekir. Çünkü izleyiciler sizi acımasızca eleştirir, ne yaptığınızı çok iyi bilmeniz gerekir. Benim için en önemlisi de haftada 8 gösteriye çıktığım Broadway'de sahnede yaptığım her şeyi bu tür tiyatrolarda öğrenmiş olmam. 10 yıllar boyunca vaudeville gösterileri, tiyatro oyunları ve müzikallere ev sahipliği yapan Howard Tiyatrosu, Siyah Broadway olarak biliniyordu. Irk ayrımcılığı yıllarında siyahlar sadece belli yerlerde sahneye çıkabiliyordu. Howard'ın iki sokak ötesinde yaşayan Lieta Blount. Burası New York'taki siyah Harlem gibiydi. Sokaklarda dans eder, tiyatrodaki gösterilere katılır ve çok eğlenirdik. 1968'deki ırk ayaklanmaları sırasında yağmalanan, 1975'te ise ulusal tarihi yapı olarak kısa süreliğine yeniden açılan Howard, 30 yıldır boş duruyordu. 2 yıl önce başlayan kapsamlı restorasyon çalışmaları sonucunda Howard son teknoloji ürünü ses ve ışık sistemlerine sahip, kabere havasında yepyeni bir tiyatro haline geldi. Törene katılan herkes projenin büyük bir başarı olduğu konusunda hemfikir. April ve Edward Ellington, babaları Duke Ellington'ın sahne aldığı tiyatroyu görmeye gelenlerden. Restorasyon mükemmel bir biçimde tamamlanmış. Babamız eminiz ki çok memnundur. Blue Note Entertainment şirketinin başkanı Steven Bensusan'a göre amaç Howard Tiyatrosu'nu New York'taki ünlü caz kulübü Blue Note'un Washington şubesi haline getirmek. Yeni müzisyenleri tanıtmak, Howard Tiyatrosu'nu 21. yüzyıla yakışır hale getirmek istiyoruz. İşletmecileri, Howard'ın siyah sanatçıların nesiller boyunca sahneye çıkacağı mekan olarak anılmasını umuyor. Barış Ornerli, Amerika'nın Sesi, Washington.